Bu gece sıradan bir mezarlık gezisinin nasıl en karanlık kabusunuza dönüşebileceğini anlatacağız. Her şey masum bir define arayışıyla başladı. Ancak hiçbirimiz o gece mezarlığın derinliklerinde nelerle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Karanlığın içinden yükselen fısıltılar, toprağın altından gelen ürpertici sesler, her şey bir lanetin başlangıcı mıydı? Peki ya biz? O lanetin kurbanları mıydık? Gözlerinizi ekrandan ayırmayın. Bu asla unutamayacağınız bir hikaye olacak. Bir mezarlıkta define aramak akıllıca bir fikir değildi. Ama o an aklımızda sadece heyecan vardı. Gece yarısı elimizde fenerlerle terk edilmiş köyün mezarlığına doğru ilerlerken hissettiğimiz adrenalini anlatmak zor. Fakat içimizde bir şeyler yanlış gidiyormuş gibi bir his vardı ama bunu dile getirmeye cesaret edemiyorduk. Mezarlığın demir kapısı gıcırdayarak açıldığında soğuk bir rüzgarın içeri sızdığını hissettik. Kapının bu kadar soğuk olmasını beklemiyorduk. İçeri adım attığımız anda sessizlik üzerimize çöktü. Fenerlerimiz mezar taşlarının arasında süzülürken her adımımızda sanki bir şeyler bizi izliyordu. Birinci mezarı kazmaya başladığımızda, küreğin toprağı her saplanışında arkamızdan birilerinin fısıldadığını duymaya başladık. Başta birbirimize şaka yaptığımızı düşündük. Ama fısıltılar giderek yoğunlaştı ve artık bunu görmezden gelmek imkansızdı. Bu noktada kimsenin sesi çıkmıyordu. Sadece işimizi bitirip oradan ayrılmak istiyorduk. Ama ne kazdığımız yerden ne de etrafımızdan gelen o sesler susuyordu. Derken küreklerden biri bir şeye çarptı. Sert, metalik bir ses yankılandı mezarlığın içinde. Hepimiz aynı anda durduk. Sessizlik, ardından toprağın altından gelen, tanımlayamadığımız bir inilti duyuldu. Birkaç saniye boyunca kimse hareket etmedi. Zihnimiz bu iniltinin ne olabileceğine dair binlerce senaryo yazıyordu. Ancak hiçbiri akla yatkın değildi. Birden fenerimiz titremeye başladı, ışığı giderek azaldı. Kalplerimiz o kadar hızlı atıyordu ki göğsümüzden çıkacak gibiydi. Tam bu sırada kazdığımız yerden buhar gibi bir şey yükseldi. İçgüdüsel olarak geri çekildik ama çok geçti. Bu tuhaf duman bir süre havada asılı kaldıktan sonra birden gözden kayboldu. Tam o anda mezar taşlarının arasından bir gölge süzüldü. Hepimiz donup kaldık. Bu sıradan bir gölge değildi. O an anladık ki artık sadece mezarlarla değil, onlara bağlı bir lanetle de baş başaydık. Fısıltılar yerini korkunç bir çığlığa bıraktı. Biz ise ne yapacağımızı bilemeden orada öylece kaldık. Bir an önce buradan kaçmamız gerektiğini biliyorduk ama sanki ayaklarımız toprağa saplanmış gibiydi. Bu çığlık dünyadaki hiçbir sesle kıyaslanamazdı. İçinde derin bir acı, kin ve öfke vardı. Sanki mezarların altındaki ruhlar huzursuzluklarını haykırıyordu. Biz oradan kaçmaya çalışırken rüzgar aniden şiddetlendi ve fenerlerimiz tamamen söndü. Karanlıkta kaldığımızda artık kaçışın mümkün olmadığını hissettik. Gözlerimizi kapatıp bu kabusun sona ermesini beklemekten başka çaremiz yoktu. Ama yanıldık. Çünkü o an asıl lanet başlamıştı. Karanlık bizi yutarken soğuk bir elin boynuma değdiğini hissettim. Kalbim o an duracak gibiydi. Refleksle geri çekildim ama bir yere kaçacak yer yoktu. Mezarlığın karanlık köşeleri etrafımızı sarmıştı. Arkadaşlarımın nefes alışverişleri hızlanmıştı. Herkes panik halindeydi. Fakat bu panik bizi ayakta tutan tek şeydi. Çünkü durmak, lanetin tam ortasında sıkışıp kalmak demekti. ''Buradan çıkmalıyız.'' diye fısıldadı biri. Sesi titriyordu. Ama nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Mezarlık o kadar karışıktı ki hangi yöne gitsek başka bir tuzakla karşılaşacakmışız gibi hissediyorduk. Fakat birden mezar taşlarının arasından bir ışık hüzmesi belirdi. Fenerlerimiz sönmüştü. Bu ışık da nereden geliyordu? Kendi aramızda sessiz bir anlaşmayla o ışığa doğru ilerlemeye karar verdik. Adımlarımızı dikkatli atmaya çalışıyorduk ama her adımda toprak altından gelen bir hışırtı duyuluyordu.
Sanki orada yalnız değildik. Sanki toprak altındaki eller bizi yakalamak için fırsat kolluyordu. Işığa yaklaştıkça bunun bir mezar taşı üzerine yerleştirilmiş eski bir gaz lambası olduğunu fark ettik. Lambanın etrafında yoğunlaşan sis ürkütücü bir parlaklık yaratıyordu. Ama bu ışığın bizi kurtaracağını düşünürken lambanın yanında toprağa yarı gömülü bir sandık gördük. Üzerinde eski harflerle yazılmış bir yazı vardı ama dilini anlayamadık. Merak ve korku iç içe geçmişti. Sandığı açmak istiyor ama aynı zamanda bunun ne gibi sonuçlar doğuracağını kestiremiyorduk. Bir süre kararsız kaldıktan sonra hepimiz göz göze geldik. Hepimizin aklında aynı düşünce vardı. Bu sandığı açmak zorundaydık. Belki de lanetin kökeni buradaydı. Belki de bu sandık onu durdurmanın anahtarıydı. Elim titreyerek sandığın kapağına uzandı. Kapak tuhaf bir şekilde kolayca açıldı ama o an içimden bir ses geri dönmem gerektiğini haykırdı. Fakat artık çok geçti. Sandığın içinde eski, parçalanmış bir parşömen ve paslı bir hançer vardı. Parşömeni açtığımızda üzerindeki semboller ve yazılar gördüğümüz mezar taşlarındaki yazılarla aynıydı. Ancak asıl dehşet verici olan şey hançerin üzerinde kurumuş bir kan lekesi olmasıydı. Bu hançer yüzyıllardır burada bekliyor gibiydi ama sanki yeni kullanılmış gibi taze bir enerji yayıyordu. Birden arkamızdan gelen o korkunç çığlık yeniden yankılandı. Fakat bu sefer çok daha yakından. Hançeri elime aldığım anda çığlıklar daha da şiddetlendi ve mezarlığın tüm zemini sarsılmaya başladı. Arkadaşlarım çığlık atarak geri çekildi ama ben sanki büyülenmiş gibi olduğum yerde kaldım. Hançeri bırakmak istedim ama elimden düşmedi. Sanki bu lanetli nesne beni kontrol altına almıştı. Tam o anda topraktan uzanan bir el bileğimi sıkıca kavradı. Soğuk, çürümüş bir etin dokunuşu gibiydi. Ne kadar çırpınırsam çırpınayım, elimi kurtaramıyordum. Diğerleri de aynı durumdaydı. Mezarın altındaki eller bizi aşağı çekiyordu. Artık kaçacak hiçbir yer yoktu. Lanet uyanmıştı ve bizi bırakmaya niyeti yoktu. Sonunda o karanlık el bileğimden kayarak çekildi. Ama ben de o an yere yığılmıştım. Diğerleri beni çekmeye çalıştı ama bacaklarım tutmuyordu. O anda mezarlığın derinliklerinden gelen bir ses içimizi dondurdu. Geldiğiniz gibi gideceksiniz ama asla kurtulamayacaksınız. O ses tüm umudumuzu kırdı. Sanki sadece bizleri değil, mezarlığın içindeki her ruhu da kontrol eden bir şeyin sesiydi bu. Hançer elimden düştü ve yere çarptığında mezarlık bir anda sessizliğe büründü. Fakat bu sessizlik öncesinden bile daha ürkütücüydü. Çünkü biliyorduk ki asıl kabus henüz başlamamıştı. Mezarlığın derinliklerinde yankılanan o ürpertici ses içimizdeki tüm cesareti tüketmişti. Artık sadece hayatta kalmak için mücadele ediyorduk. Ama ruhsal ve fiziksel olarak çökmüştük. Bir sonraki adımımızı bile atmaktan korkar hale gelmiştik. O mezarlığın dışına çıkmak imkansız gibi görünüyordu. Ancak bir şekilde burada hayatta kalmak zorundaydık. Hançeri düşürdüğümde mezarlık bir an için sakinleşmişti. Ama bu sessizlik yaklaşan fırtınanın habercisiydi. Bir çıkış yolu ararken gözümüz sürekli etrafımızdaki karanlık gölgelerdeydi. Hançerin olduğu yere baktım, yerden alıp almama konusunda kararsızdım. Fakat bir şey bana onun, bu laneti başlatan ya da belki de sona erdirebilecek anahtar olduğunu söylüyordu. Arkadaşlarım bana baktı, gözlerinde korku ve belirsizlik vardı. "Ne yapacağız?" diye fısıldadı biri, sesi çaresizce titriyordu. Cevabım yoktu ama içimde bu hançerin sıradan bir nesne olmadığını, onun bu lanetin merkezinde bir yere sahip olduğunu biliyordum. Elimi tekrar hançere uzattım. Bu sefer dokunduğum anda toprak titremeye başladı ve çevremizdeki mezar taşları çatırdayarak yarıldı. Bu felaketten kurtulmak için sadece bir şansımız vardı. Bu hançerle mezarlığın en derin yerindeki lanetli mezarı bulmak ve onunla yüzleşmek.
Hançer bizi oraya götürecekti ama bu yolculuk son derece tehlikeliydi. Bunu bilerek hareket ettik. Başka bir çıkış yolu yoktu. Toprak altından gelen iniltiler ve mezar taşlarının arasından süzülen gölgeler bize her adımda daha fazla saldırıyordu. Ancak hançer bizi bir şekilde koruyordu. Işığı, karanlığın içindeki tüm o kötülüğü bir an için geri püskürtüyordu. Mezarlığın ortasındaki eski, devasa bir mezar taşının önünde durduk. Bu mezar diğerlerinden çok farklıydı. Üzerinde tanıdık semboller vardı. Parşömende gördüğümüz sembollerle aynıydı bunlar. Bu, lanetin başladığı yerdi. Hançeri mezar taşının çatlağına yerleştirdiğimde karanlık bir enerji yükseldi ve çevremizdeki her şey sanki zamanın dışına itilmiş gibi dondu. Tam o anda mezarın kapağı ağır ağır açıldı. Mezardan çıkan varlık insana benzeyen ama tamamen karanlıktan oluşmuş gibiydi. Gözleri olmayan bir yüz ama derin bir öfke hissediliyordu. Bu varlık hançeri çekip aldı ve bize doğru yaklaştı. Ancak hançeri eline aldığında etrafımızdaki mezar taşları birer birer devrilmeye başladı. Bize dokunduğu anda içimizde tarifsiz bir acı hissettik. Ama sonra her şey bir anda durdu. Varlık bir çığlık attı ve kayboldu. Mezarlıkta tekrar sessizlik hakim oldu. Ama bu huzurlu bir sessizlikti. Lanetin sona erdiğini hissettik. Ancak bedel ağırdı. O an mezarlıktan çıktık. Ama içimizde bir şeylerin kalıcı olarak değiştiğini biliyorduk. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Her keşfin, her arayışın bir bedeli vardır. Bizim hikayemizde bu bedel neredeyse hayatımıza mal oluyordu. Mezarlıkta yaşadıklarımız sadece fiziksel bir macera değil, aynı zamanda ruhsal bir uyanıştı. Geçmişin karanlık sırlarını kurcalarken onların neden saklı kaldığını anlamak gerekiyor. Belki de bazı sırların ölülerle birlikte gömülü kalması en iyisidir. Bu hikaye sadece korkutucu bir macera değil, aynı zamanda bizlere geçmişle oynarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatan bir ders. Geceyi sağ salim atlattık ama üzerimizdeki bu lanetin izleri sonsuza kadar bizimle kalacak. Bu tür hikayelerin insanlara önemli dersler verdiğine inanıyoruz. Eğer siz de benzer bir deneyim yaşadıysanız ya da bu hikayenin sizi düşündürdüğü şeyler varsa yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Hikayemizi beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşın ve başka hikayeler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Belki de bir sonraki videoda sizin hikayenizden esinlenebiliriz. Korkunun ve gizemin peşinde daha çok macera için bizimle kalın.